Lezzet Testi kanalımıza 436. tadım testimize hoş geldiniz. Yine bir istek ürünle karşınızdayım. A101 marketlere 5'lerin et döner dürümü gelmiş dediniz bana. Ben de A101'deyken gerçekten denk geldim ve hemen aldım. Et döner dürüm ve acı sosu da yanındaymış. Şöyle şurada da bir acı sosu var arkadaşlar. Şimdi paketini bir açalım bakalım. Açarken de hemen detay vermek istiyorum. Çünkü servis önerisi olarak ısıtılarak tüketilmesi tavsiye ediliyor. Biliyorsunuz daha önce Tadağan'ın da bu şekilde dürümlerini denemiştik. Fakat onları ben direkt yani ısıtmadan direkt tadım testi yapmıştım. Ve çok da lezzetli olduklarını söylemiştim. Hatta şey demiştim. Eğer ısıtsaydım kim bilir acaba nasıl lezzetli olur diye de düşünmüştüm. Fakat arkadaşlar bunu ısıtacağım. Zaten az önce benim fırınım çalışıyordu. Ya fırında ya da tost makinesinde 5 dakika ısıtılarak tüketmeniz tavsiye ediliyormuş. Ama yine de ısıtmadan önce çünkü sıcakken içini açamam diye şöyle bir içine bakacağım. Hali hazırda zaten fırınım çalışıyordu. O yüzden ben şimdi bunu bir fırında 5 dakika ısıtacağım arkadaşlar. Dediğim gibi ısıtmadan önce şu iç kısmına bir bakalım. %40 oranında dana döner içeriyormuş. Birazcık parçalasam sorun olur mu bilmiyorum ama şöyle. Umarım net bir şekilde görebiliyorsunuzdur. Soslu bir döner sanırım. Acı sosunun da tadını merak ediyorum. Bir koklayacağım ya müsaadenizle. Çok bir şey kokmuyor. Soğuk olduğu için çok bir şey kokmuyor. Evet, ben şimdi tekrar şunu bir dürüyorum. Ve fırınıma götürüyorum. 5 dakika boyunca ısıtıp tekrar burada buluşuyoruz. Evet, 200 derecelik fırında 5 dakika kadar ısıttım. Çok fazla sıcak değil. Dediğim gibi sadece ısındı. Yalnız lavaşı bayağı bir kuru geldi bana. İç kısmını da merak ediyorum. Tekrar bir açıp bakmadan olmaz. Şimdi siz bana kızıyorsunuzdur. Dürümü mahvettim falan diye ama sonuçta hem tadım testi hem de inceleme olduğu için. Evet arkadaşlar bayağı bir ıslak görüntü var. O hoşuma gitti. Yani görüntü olarak çok daha hoş bir görüntüye sahip. Bildiğiniz bayağı sıcak sıcak döner servis edilmiş gibi gözüküyor. Şimdi tekrar saracağım ve tadım testine başlayacağım. Şöyle saralım. Hatta şuradan da keseyim. Evet, lavaşı birazcık kurumuş. Belki tost makinesi bu kadar kurumaz ama fırın olduğu için kurumuş olabilir. Evet. Görüntü şöyle arkadaşlar. Bence fena değil görüntüsü. Hoş gözüküyor. Bu arada acı sos da burada unutmadım. Sosla da deneyeceğim. Ama ilk önce sossuz olarak direkt bu beşlerin bir öğün döner dürümünü bismillah diyorum ve tadım testine başlıyorum. Şimdi şu acı sosu deneyeceğim. İnşallah çok acı değildir. Bir de böyle deneyelim. Acı sosta neredeyse acısı arkadaşlar yok denecek kadar az. Hemen yorumlama ve puan kısmına geçmek istiyorum. Şöyle söyleyeyim. Siz daha önce hiç marketlerde hani böyle satılan hazır pişmiş dönerler var ya. Onlardan aldınız mı bilmiyorum. Eğer aldıysanız arkadaşlar birebir onun tadının böyle salçalı bir sos eklenmiş hali. Yani onun o dönerlerin biraz daha böyle ıslak hali gibi. Bakın böyle bir yandan yağ akıyor, sosu akıyor. Gerçekten de ısıtarak yemek daha mantıklı. Evet, gelelim puanlama kısmına arkadaşlar. Şimdi yorumlarımı paylaştım. Yani onluk bir ürün bence değil. Ya da benim damak tadıma çok fazla hitap etmedi. 3, 2 bunları zaten geçiyorum. Yani böyle bir sunum, böyle bir hizmet, böyle bir lezzet kesinlikle o kadar değil. 5 de değil. Bunu direkt geçiyorum. Ben 7 veriyorum arkadaşlar. 7 veriyorum. Daha az zahmetli olsaydı belki çok daha yüksek bir puan verirdim ama bu arada acı sosu çok beğendim. Çünkü hiç acı değil neredeyse. Yani damağınızda acı var mı yok mu belli bile değil. Acaba dibine mi çöktü acısı diyeceğim? Yok zannetmiyorum. O yüzden sosu hoşuma gitti. Isıtıldığında gerçekten lezzetli bir döner haline geliyor. Sosla beraber de birbirine çok yakışıyor. O yüzden de benim puanım 7 arkadaşlar. İstek videolarınızı her zaman olduğu gibi yorumlara yazabilirsiniz. Sonraki tadım testi videomuza görüşmek üzere. Hoşçakalın.